Bak dağlar kızı Eylül yine dağlarda. Menajerime ara fotoğrafı. Makarna falan böyle stoklamışlar evin içine. Ya. James Bond'un antrenörü Santa Barbara'ya geldi. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2020'mi yorumlayacağım sizlerle birlikte. Hatırlarsanız bu videonun aynısını tam bir sene önce bu zamanlar çekmiştim. O zaman da 2019 mu yorumlamıştım. Bu sabah şansen onu izlemeye başladım YouTube'dan. Ve o kadar naifim ki videonun sonunda. Bildiğin şey diyorum. İşte 2020'de daha da çok şeyler başaracağız arkadaşlar. İşte daha çok hayallerimiz yerine gelecek falan. Yani bir haberim olsa, bir hani sihirli annem de küreye bakıp böyle geleceği falan görüyorlar ya. Ondan. Onu verselermiş bana o videonun sonunda. Yani ben hayatımın şokunu falan yaşardım. 2019 senesine ne kadar çok şey sıkıştırmışım. Onu fark ettim videoyu izlerken. O videonun sonunda şey demişim mesela. Bu sene işte kişiliğimin tam oturduğu bir sene. Hani yolumu çizdim falan. Yol mol çizili değil arkadaşlar. Yani bu dünya, hayat o kadar unpredictable ki. Yani bir şey bekleyemeyiz. Yani bir şeyleri planlayamayız. Sadece her günün şeyini çıkaralım. Video çekmeye konuşmayı unutmuşum. Fark ettiniz mi? Yani her günün hakkını verebiliriz. O kadar. 2020'de hiç beklenmedik bir şey fırlatabileceğini ve senin ona göre kişiliğinin her zaman gelişmekte olacağını fark ettim bu sene. 2020'ye kadar ben kendimi hep böyle mantıklı bir kız olarak etiketlemişim. Yani bir karar vermem gerekince, bir şeye tepki vereceğim zaman her zaman daha çok beynimi, mantığımı kullanarak davrandım. Hani birazcık duygularımla olan iletişimimi blokladığımı fark ettim bu sene. O yüzden benim için çok duygusal bir sene oldu. Hayatım o kadar etkinlikli geçiyordu ki bu seneye kadar. Hani bir çekimler, bir Coachella, bir festival, bir konser, bir arkadaşlarınla bir gezi, yazın hani tatil falan. Hani sürekli bir olay vardı ve bu olayların hepsi beni çok mutlu ediyordu. O yüzden ben kendimi hep bildim bileli böyle çok mutlu, pozitif, enerjik bir kız olarak bilmiştim. Bu sene hiç öyle bir etkinlik, bir şey yapma şansım olmadı. Kendimizle, düşüncelerimizle, hislerimizle, duygularımızla baş başa kaldık. Ve ben aslında o aktivitelerin beni birazcık böyle oyaladığını, hani dikkatimi dağıtan şeyler olduğunu fark ettim. Çünkü onlar benden alınınca, hani o imkanlar, yalnız kaldım. Ben aslında hani kendimi bildiğin gibi dört dörtlük sürekli böyle pozitiflik fışkırtan bir kız değilmişim. Hani bu olaylarda eğlendiğim için kendimi birazcık öyle tanıyormuşum. İşte düşüncelerimle ve hislerimle baş başa kalınca ve dünyanın da hani gözlerimizin önünde bu kadar enteresan, distopik bir şekil alması hani beni birazcık böyle içimdeki boşlukları analiz etmeye, hani self-reflection. Hani bir nevi kendimi tekrar tanıdım. Hani blokladığım, kapattığım, hiç oralara gitmediğim shadow work. O içinizdeki o gölgeler var ya, gün ışığına çıktı. Aslında bu benim için ama iyi bir şey oldu. Çünkü çok fazla duygusal gelişim yaptım. Yani duygusal zeka denilen şey, şeye alışık olduğumu fark ettim. Hani ay üf. Onu hiç düşünemem, kendimi hiç yoramam. Atıyorum bir olay oluyordu ya da benim canımı sıkan bir şey oluyordu. Diyordum ki hani bu benim zamanıma değmez. Ben pozitife fokuslayayım. Hani onu bir kenara atın. Hani hiç onları düşünmeye gerek yok. Ama bu sene hani o kenara, halının altına sıkıştırdığım, o beni aşağıya çeken, beni üzen, kafamda soru işareti yaratan olaylarla birazcık böyle hani doktorculuk oynadım. Kendimi iyileştirmem gerekti. 10 kere neden peki, neden peki, neden peki sorusunu üst üste koyup sorunun gerçekten köküne indim ve o sorunlarımın köklerine inmeyi hiç sevmeyen biriydim. Çünkü o çok zor, senden çok enerji harcadığın bir şey. Hani insanın içini sıkan şeyler. Ama onları yapmamız lazım. O içimizdeki o düğümleri çözmemiz lazım. Yoksa 2020 gibi dünyanın gerçekten zor olduğu dönemlerde hani bu neredeyse bütün hayatım boyunca hani halının altına attığım o hislerin hepsi bir anda dışarı çıktı. O yüzden her ne kadar affedersiniz bok gibi bir sene olsa da yani benim kişisel gelişimimde çok önemli bir rol oynadı 2020 diyebiliriz. Birazcık uzattım ama bayağıdır video koymuyordum. Böyle lop gibi gelip kameranın ortasına gelip hiçbir şey olmamış gibi direkt dalmak da istemedim. Hani bunların bir nedeni var. Yani şimdi biz birazcık
Birazcık nostalji yapacağız. Senenin başına gideceğiz. Senenin başından sonuna kadar neler yapmışım onları inceleyeceğiz. Hani bu kişisel gelişimimin journey'si boyunca. Umuyorum ki 2021'in sonunda da bu videoyu izlerim. Ve bu seneden gelecek seneye kadar ne kadar değiştiğimi görebilirim. Bunu siz de kendiniz de yapabilirsiniz aslında. Hani bir video çekip hani hiçbir yere koymanıza gerek yok. Yansıma olması için. Hani geçmişe dönük yansıma. Evet. İzninizle başlıyoruz. Senenin ilk fotoğrafı. Daha 2019 31 Aralık'ta çekilmiş. Tam yeni yıl gecesi. İlk başta ailemle birlikteydim. Ondan sonra da akşam partiledik. Diskolara gittik. Ay Allah'ım yine deliyim. Tabii ki her zamanki olduğu gibi. Böyle kırmızı rujlarla böyle güzel giyinmişim. Ondan sonra arkadaşlar 2 Ocak'ta Coachella'nın şeyi açıklandı. Line-up'ı açıklandı. Yani sanatçı listesi. Ben hayatımda bu kadar güzel bir line-up görmemiştim. Frank Ocean ve Travis Scott headline yapıyordu. Bu 2020 Coachella'sı şu ana kadar gittiğim en güzel Coachella olacaktı. 4 Ocak'ta Santa Barbara'daydım. Santa Barbara'daki apartmanım vardı ya. Orada üniversitenin kış dönemindeydim. Üniversiteye gidiyordum ocağın başında. Santa Barbara'da. Evet. Bu da apartmanımdan. Tom yatağımda oturuyor. Evet. 7 Ocak'ta arabamı tekrar çarpmışım. Süper. Süpersin Eylül. Bu sefer ellerimi kullanmadan bisiklet sürmeyi gördüğünüz gibi çözmüşüm. Santa Barbara'da her bir yere bisikletle gidiyorduk. 2019 videomu yorumluyorum da orada bir şey videosu vardı. Arkadaşlar ilk defa ellerimi kullanmadan bisiklet sürmeyi öğrendim falan demişim. Canım pro oldum pro. Calvin Klein'la tekrar çalışmışız. Bu sefer gözlük dalıyla ve onun için bir fotoshoot yapmışız arkadaşlar. Ay ben şimdi Şubat ayına geçiyoruz. Şubat ayında hayatımda şu ana kadar olduğum en ağır hastalığı geçirdim. İnfluenza gribimine 1/5'ine okulun gidemedim. O kadar hastaydım. Gözlerimin altındaki damarlar çatlamıştı ve böyle kırmızı kırmızı noktalar falan vardı yüzümde. Bakalım fotoğrafı var mı? Onun fotoğrafı yok. Neyse. O yüzden anacığım 3 Şubat'ta Santa Barbara'ya gelmiş. Jax'le birlikte geldiler bana bakmaya. Çünkü ben bayağı ölüyordum. Ocak ayında Tom'la çıkmaya başladık. Onun nedense fotoğrafı yok ama size söylemeyi unuttum. 12 Ocak'ta çıkmaya başladık, evet. Burada bizim üniversite gecelerinden bir fotoğraf. Bu sanırım sevgililer günü, sevgililer gününde bir partiye gitmişiz. Neyse, devam ediyoruz. 17 Şubat'ta James Bond'un antrenörü Santa Barbara'ya geldi. Şu ana kadar James Bond filmlerindeki bütün James Bond'ların antrenörlüğünü yapmış bu adam. İngiltere'den Santa Barbara'ya uçurdular adamı benimle video çekmek için. Çünkü James Bond'un filmi çıkacaktı. Çıkamadı. Hala film yok. Bilmiyorum bunlardan bahsedebiliyor muyum? Neyse, siz kimseye söylemeyin bahsettiğimi. İşte geldi, birlikte böyle bir fitness videosu çektik. Hani James Bond'un nasıl filmlere hazırlıyor. Böyle parkur falan kurdu bana. Bayağı cool bir experience'dı. Tam böyle James Bond'un filmi falan çıkacaktı bir ay sonra. Benim sponsorlu videom o zamanlar çıkacaktı. Tabii spoiler vermeyeyim. Acaba ne oldu? O yüzden dondurduk projeyi. Ve proje hala donup. Orada kaldı yani. Ama neyse adamla tanışmış oldum en azından. Video falan çektik. O yüzden size bir tek şu fotoğrafı gösteriyorum. Fresh benim en sevdiğim cilt bakım markalarından biri. Onlar için böyle anneler gününe annemle birlikte bir çekim yapmıştık 2019 yılında. Fotoğrafları bana anca Şubat'ta göndermişler. Ve bu fotoğrafları anneler gününde böyle Amerika'daki bütün Sephora mağazalarına poster olarak koyacaklardı. O da olmadı. Çünkü Sephora'lar kapandı neredeyse 3 ay boyunca. Oh my god, 28 Şubat'ta hala hayat normal. Şeye gitmişim. Disneyland'a. Ay bak ne kadar mutluyum. Tipe bak. Gerçekten mutluydum burada. Esther'ın doğum gününe Disneyland'a gitmiştik. 2-3 gün sonra da Tom'un ailesiyle birlikte Disneyland'a gittik. Star Wars'un yeni bilmem nesi çıkmıştı. Hatta bak arkada Star Wars. Uzay gemisi. Aklım olsa o gün o uzay gemisine binip bir daha arkamı dönmeyip giderdim vallahi. Ama tabii haberim yoktu. Biliyor muydum? Bilmiyordum. Burada da robot arkadaşlarımız var. Vallahi hiç Star Wars izlemiyorum. Kusura bakmayın. Biliyorum hani çok ayıp. Ama hiç giremedim oraya. Marc Jacobs için bir parfüm fotoshootu yapmışız. Mart ayında. Ay ne kadar güzel bir fotoshoottu. Üf çok özledim ya. Çalışmayı özledim. Çekimlere gitmeyi özledim. Ne bileyim kreatif olmayı özledim. Bu sene boyunca Marc Jacobs'la işbirliğimiz devam etti. Tom'la buz pateni yapmışız.
bir date'e çıkmışız. Şey onun nedir onun adı? Üniversitede fraternity'ler var. Fraternity'ler böyle. Gel de şimdi size benim sırf oturup size fraternity'yi anlattığım bir video çekmem lazım. O kadar değişik bir konsept ki. Teması olan partiler bunlar. Çiftler. Yani böyle bir ünlü bir çift olarak giyinmen gerekiyordu. Biz de işte Grease filminden Danny and Sandy olduk. Pek olamadık. 15 Mart'ta çekilmiş bir fotoğraf. Arkadaşlarımın hepsiyle birlikte brunch'a gitmiştik. Sabah kahvaltısına ve bu son dışarı çıkışımızdı. Ertesi gün lokantaların hepsi kapandı. Oh my god. Hiç bakmak bile istemiyorum. Depresyonum şu an tetiklendi. Hatırlar mısınız? Karantinanın herhalde en tepe noktası falan şu TikTok dansıyla aklımda kalmış. Kafayı yeme zamanı başladı. Kafayı yedim. Korona oldu. Okullarımızın final haftasıydı. Kış dönemi tam bitiyordu böyle Mart'ın ortasında. Ve final haftasıyla okulun bitmesiyle birlikte ben ailemin yanına Los Angeles'a geri taşındım. Çünkü o zamanlar böyle korona böyle sanki dünyanın sonu gibiydi. Hani böyle Amerika'da böyle tuvalet kağıtları için süpermarketlerde savaşıyorlardı birlikte insanlar. Böyle benim anne babam gidip böyle marketten bir hafta önceden böyle onlar tabii hani koronayı birazcık yavaş yavaş duyuyorlardı. Bazı insanlar hala ama bir şey olmaz o dönemlerde. Annemler böyle gidip makarna falan böyle stoklamışlar evin içine. Tam o dönemler yani. Okulum da bitti. Ben Los Angeles'a annemlerin evine geri taşındım. Evet, devam ediyoruz. Bu da Nil'in 19 Mart doğum günü. Yazık çocuk. Tabii pastası süper. Ben hayatımda bu kadar güzel bir pasta yemiyorum. Ne olursa olsun, kimin doğum günü olursa olsun ben bu pastadan mutlaka bir gün size de ısmarlarım. Neyse, yazık çocuk doğum gününü evin içinde hiçbir arkadaşını da görmedi. İşte öyle dördümüz. KB. Hatırlar mısınız? Karantinanın başlarında böyle bayağı yogaya sarmıştım. Bu pozu yapmaya çalışıp duruyordum. Her gün spor yapıyorduk biz. Çünkü zannediyorduk ki yaza kadar bitecek. Hani bari boş zamanımız var, evde oturuyoruz. Summer body yapalım değil mi? Daha çok beklersin canım. Daha çok beklersin. Okay. Ha. Ama 2020 aynı zamanda bizim sınırlarımızı birazcık gidip itip kutunun dışarısında hani think out of the box yapmaya zorladı. Hani alışık olmadığımız şeyler. Hani çekimleri falan özlüyorum demiştim ya. Mesela bir fotoğrafçı arkadaşımla FaceTime üzerinden bir tane fotoshoot yaptık. Fotoğraflar da bence gayet güzel hani ortaya çıktılar. Mesela bu normalde hiç yapmayacağım bir şey. Hatta böyle köşeye bakarsanız kızın FaceTime'daki yüzünü görebilirsiniz. Beklenmedik yerlerden güzel kreatif fikirler de çıkarabiliyoruz. Her şey bir ders ya. Devam ediyorum. Evet. Mart ayında ondan sonra Tom'la bayağıdır ayrı kalmıştık karantina. İşte iki hafta falan ailemizde takılıyorduk. Hani gidip sevgilimizi görebilir miyiz, göremez miyiz? Daha tam kurallar birazcık daha gri alanda kalıyordu. Ay, Romeo ve Juliet. O San Francisco'daydı. Ben Los Angeles'daydım. Pandeminin ortasındaydık. Ama ortada Santa Barbara'da hani birbirimizi görmek için buluşuyorduk. Bu da o işte buluşmaların bir tanesi. Arkadaşlar Nisan ayında gerçekten hiçbir şey yapmamışım. Yani bu fotoğraf bile neredeyse Nisan ayı dosyamda yok. Evet, burada 17 Nisan'da Jax'le benim evde oturarken bir fotoğrafımız. Burada annem... annemle Marc Jacobs'a anneler günü postu çekiyorduk sponsorlu da. Bayağı kendini kaptırmış. Call Child Services. Ay, Tom'un saçlarına bakar mısınız? Benimkisi kadar uzun neredeyse. Neden kimse söylememiş çocuğa git saçını kes. Plaja gitmişiz. Tek yaptığımız şey Nisan ayı boyunca şuydu bak, hatırlıyorum. Neredeyse her gün plaja gidiyorduk. Hani bir kenara böyle kimsenin olmadığı bir yerde. İşte güneşleniyorduk, yemek yiyorduk, kitap okuyorduk. Okul başlamıştı. Okul vardı canım. Okula gidiyorduk ama online derslerimizi yapıyorduk. Öyle geçti. Şu fotoğraf 2 Mayıs'ta. Gerçekten ilk defa hani süslenip arkadaşlarımı gördüğüm ilk gün. İşte Nisan'ın ortasından 2 Mayıs'a kadar sırf ailemi gördüm. Bir de arada Tom'u görüyordum. Hiçbir arkadaşımı görmüyordum. Neredeyse 1,5 ay hiçbir interactment'ımız olmadı. 2 Mayıs'ta ilk defa gerçek kıyafetler giyip, makyajımı yapıp bir yere de gitmedik. Bak, dağlar kızı Eylül yine dağlarda. Böyle bir manzaraya falan gittik Los Angeles'ta. İnsanların birazcık hani ne yapalım dediğinde hadi bir manzaraya gidelim. Hani böyle bir etkinliğimiz var. Ha,
Sonra, ay bu çok enteresandı. San Diego'nun oralarda böyle bir algea, like algae, Türkçesi algea'dır umarım. Ve bu bitkinin özelliği de fosforlu olması. Ve bunların hepsi böyle bir hafta boyunca plajlara dalgalar vurdukça o içindeki bitkiler sanki dalgaları böyle parlıyormuş gibi böyle fosforlu gösterdi. Ailemle bir kere plaja onları izlemeye gittik. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani birazcık şok oldum doğrusu. I was like, are you kidding me? Bir bu eksikti. Uzaylı suyu. Oh my god. Ondan sonra bir dövmeciye gittim. Bu zaman şu dövmemi yaptırmışım. Ay burası morardı. Çünkü ameliyat olmaya gittiğimde kan almaya çalışırken damarımı patlattılar. Olacak iş mi? Neyse. 3 Mayıs'ta o dövmemi yaptırmışım. Bir de dinozorumu yaptırmışım. Ay ilk yaptırdığımda ne kadar inceymiş. Artık öyle zil yani. Kalınlaştı birazcık. Oo bak burası güzel. Okay. 12 Mayıs'ta Tom'la birlikte San Francisco'ya gittik. Hep böyle dışarıdaydık. Mesela bizi push yaptı bu sene. Hani yapacak bir şey yok. Her yer kapalı. Ne yapabiliriz? Tam San Francisco'ya gidelim mesela. Bir tane ormana gittik mesela. Bütün günümüzü bu ormanda geçirdik. Hani açık hava tiyatrosu vardı mesela turistik. Oraya gidip gezmişiz. Sevgilim güzel fotoğraf çekmişim arabanın önünde. Yine Santa Barbara'dayız. Yine plajlıyoruz. O kadar aslında böyle çok basit geçti. Yani böyle bir aydan fazla hiç makyaj yapmadım. Hani hiçbir şeye süslenmedim. Sadece bu aralarda Outer Banks'in tam çıktığı şeydi. Outer Banks Netflix'te dizi olarak çıktı ya. Hani böyle plaja gidiyorlar. Böyle işte çok cool'lar. Böyle beach kıyafetleri giyiyorlar hep. Ben de işte böyle tam ona sarmışım. Hani Santa Barbara lifestyle'ını bayağı benimsemiştim. Şunu size göstermesem olmaz. Şu gerizekalı adamın nasıl park ettiğine bakar mısınız? 28 numara ya, onun yanındaki boşluk benim arabamı koyacağım yer. Tabii koyamadım çünkü adam böyle bayağı hani kör bir insan gibi, Ray Charles gibi park etmiş oraya. 30 Mayıs'ta Black Lives Matter movement'ının protestoları başladı. Mesela bu fotoğrafı Rodeo Drive'da çekmişim. Alexander McQueen. Böyle insanlar artık hani gerçekten purge gibiydi. Böyle bunu ben çektim. Yani Hermes, bir Fransız dünyanın en lüks markalarından biri. Çantayı 100 bin dolara satıyorlar neredeyse. Üzerinde tahtalar var yağmalanmasın diye. Onların üzerinde fuck the police yazıyor. Hani demokrat bir ülke olarak hani bizi korumakla görevli olan insanlara dedim fuck them. Like insanlar beni koruyor musun yoksa beni öldürüyor musun durumundaydı. Ve o kadar değişik bir enerjiydi ki yani ben hiçbir zaman böyle bu kadar büyük kalabalık önemli bir protestonun içinde yer almamıştım. Görüyorsun like bir protestodasın ve yanında like black bir adam var ya da bir kadın var ve bağırdığını duyuyorsun hani benim hayatımın bir anlamı var like ben önemliyim diye bir insanın bağırdığını like dibinden görüyorsun ve ay şimdi bile tüylerim diken diken oluyor çünkü onun sesinde gerçekten hani ne kadar canının acıdığını duyabiliyorsun. Tamam devam ediyoruz. Şimdi Haziran ayına geldik arkadaşlar. Mavi ile sanırım ilk çalışmamızı yaptık Haziran ayında. Evet. İşte Los Angeles'ta bir hafta videosunu çekmiştim. Güzel zamanlar. Okay. 4th of July Amerika'nın işte bayramı. Independence Day'si. Kimler Independence Day'si? Amerika'nın kuruluşu işte. Partisi. Amerika günü işte. Evet. 4th of July için San Francisco'ya gittik arkadaşlarımızla. İşte eğlenceli geçmesi gereken birkaç gün olacaktı. Ama problem çıktı. Bir kavga ettik ve sonra Los Angeles'a geri döndüm. O kavgadan sonra. En son San Francisco'da otel odamızdan böyle bir fotoğraf çekmişim. Büyük bir kavga ettik. Los Angeles'a geri döndük. O gruptan bazı kızlarla artık iletişimimiz yok. O tatil benim kalbimi bayağı kırdı. Burada 15 Temmuz'dan bir fotoğraf. Gülümsüyorum yine, plajdayım. Ama gerçekten o kadar moralim düşüktü ki bu aralar. Bu fotoğraf, bu sanırım lokantalar ilk defa açılmıştı ama böyle maskeli bir şekilde gitmen gerekiyordu ve açık havada herkes oturuluyordu böyle ve bu ilk defa hani bir lokantaya geri
gitmemizde. Oha, 26 Temmuz. En son 15 Mart'ta mı ne, o hani arkadaşlarımla kahvaltıya gittiğim fotoğraf. Oh, eğlenceli bir şey yaptık. Arkadaşlarımla birlikte San Diego'ya gittik. Orada bir tanıdığımızın böyle bir evi vardı. Onunla birlikte kalmaya gittik. Bu aslında hani az da olsa hani hala depresiftim. Ama yani eğlenceli bir şey olmuştu. Bir tekne kiralamıştık. Ya tekne değil de böyle bir bot kiralamıştık bir günlüğüne. Ona binmişiz burada. Lol, can kurtaran yeleklerimiz. Heh. Ondan sonra 16 Ağustos'ta kilomu ölçüyordum havaalanında. Havaalanına gittim ve Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Annemle babam benden bir hafta önce falan gittiler. Hatta benim böyle Ağustos'un başına bir biletim vardı. Sonra iptal oldu yani korona nedeniyle. Sonra tekrar uçaklar açıldı. Bu sefer 16 Ağustos'a bilet alabildim. 16 Ağustos'ta Los Angeles'tan havaalanına gittim. Uçağa bindim ve İstanbul'a uçtum. Aa, şu fotoğrafı hatırlar mısınız? İstanbul'da gerçekten hani birazcık daha kendime geldim. İstanbul mu desem, Türkiye mi desem, ama yine bayağı eğlendim. Yani menajerimle ilk defa tanıştım, Burak'la. Burak 51 Digital'in sahibi. 51 Digital benim Türkiye'deki ajansım. Ve orada çok yepyeni bir ekiple tanıştım. Hani hiç tanımadığım insanlar. Farklı bir dünya yani. Türkiye'deki influencer dünyası. Okey, mesela ilerleyeyim. Burada Sibil'le bir fotoğrafımız. Mavi'yle. Ay bir türlü güzel fotoğraf çekilemedik şu kızla. Ay o gün gerçekten hiç güzel değildim. Niyesini de bilmiyorum ama Mavi'yle birlikte bir akşam yemeğine çıktık hatta. Mavi'yle olan işbirliğimiz oradayken de devam etti. Beni bayağı heyecanlandıran şeyler oldu. Değişik kişiliklerle tanışıyordum. Türkçe konuşuyordum. Benim Türkiye'de hiç arkadaşım böyle Türkçe konuştuğum pek yoktu yani. Özlemiştim. Hani İstanbul'a kaç senedir gitmiyordum. En son galiba İstanbul'da yaşarken oraya gitmiştim. O da böyle 6. sınıfta falan. Hani değişik bir gözle oraya gittim. Annem babam yoktu böyle. Kendim Türkiye'deydim. Hani böyle Türk bir böyle kadın olarak. Burada Boğaz. Ne güzel. Bak ne güzel. Alacağım. Saçımı boyattım arkadaşlar. Bir hani fiziksel olarak da kendime geldim. Burada Sabri Bey. Nice nice. Good good. Tekne turu yaptık. Yine ajansla birlikte. Buranın bu fotoğrafını koyacağım. Tam böyle menajerimi ara fotoğrafı. Şampanya var elinde de. Ayaklarında da Balenciaga. Menajerimi arayın. He's so cute. These are my parents. Menajerim, sevgilisi Aleyna. Sonra nereye gittim? Sonra İstanbul bitti. Ailemle tekrar buluştum. Bir Marmaris yaptık. Marmaris'te böyle birkaç gün sessiz, sakin. Marmaris'te otelde de kalmadık bu arada. Aile arkadaşımızın bir teknesi vardı. Kalmamız için bize birkaç gün teknesini verdi. O yüzden hani orada böyle hani kendimi dinledim. Dinlendim diyeceğim. Bir yandan IGTV çekmekle uğraşıyordum. Bir yandan edit yapıyordum. Halbuki yani ben oraya tatil yapmaya gitmiştim. Eylül, niye böylesin? Okay. Ama yani şu suyun güzelliğine bakın yani. Böyle gerçekten hani hissedebiliyorum o suyu şu an. Hani yok, görünmez ama yani. Neyse, devam, devam. Burada bir 25 Ağustos Titanic anı yaşamışım. Gördüğümüz üzere. He. Sonra... Ay bu fotoğrafları öleceksiniz. Bu en yakın arkadaşım Emine. Ve şey yaptık. Balonla havada uçtuk. Ay. Bu bayağı eğlenceli. Aslında birazcık korktum var ya, söyleyeyim size. Hani çok yüksekteydi. Ama bir de Marmaris'in hani çok böyle profesyonel bir ip bizi havada tutmuyordu. Yani bakıyordum böyle ip böyle gidip geliyor, gidip geliyor yani. Neyse, yaşıyoruz ya. Problem değil. Ya. Yazlığa geldik. Çeşme'de de plajladık yani. Pek bir şey yapmadık. Bu tekrar ben ve Emine. Hep açık havadaydık. Bu kuzenim Ömer. 2019 yorumluyoruz videomuzda da Ömer'i göstermiştim. Bakın büyümüş gördüğünüz üzere. Bu sefer de Agora'ya gittik. Agora böyle bir alışveriş merkezi, oyuncaklar falan vardı. Bu sefer de onu öyle görmüşüm. Ve eninde sonunda uçağa tekrar binip Los Angeles'a geri döndük. Los Angeles'a geri döndük. Burada gerçekten mutluydum. Kendime bir gelmiştim. Zaten gülümsememden de belli oluyor. Aa!
Araya bir fotoğraf gelmiş. Bu analog fotoğraftan olduğu için. Bu Betül. Betül'le de İstanbul'dayken tanıştım. Çok tatlı bir kızdı. İyi ki de tanışmışız. Fotoğrafı ama anca Amerika'ya geri geldiğimde hani analog kameraydı ya. O yüzden onu karanlık odada yaptırtmam gerekti. O yüzden anca Eylül'de görebilmişiz fotoğrafı. Birazcık geriye dönüştü. Böyle size şey yaptım. Sonra Los Angeles'a geri geldim ve taşındım. Burada yatağımı, eski yatağımı satmaya çalışırken bir fotoğraf. 11 Eylül'de, birazcık hassas bir günde taşınmışım. Bu Tom, koltuğumu kurduktan sonra çok kendiyle gururlu bir şekilde yatmış koltuğun üstüne. Downtown LA'de 2 odalı bir apartman dairesine çıktım. Birazcık şeyler devam etmiş, fotoshootlar falan. Hep böyle açık havada, böyle bir çatı katında falan maskeyle, fotoğrafçılarla çekiliyorduk. Bu 2020'de davet edildiğim ilk eventti. Bir kıyafet markası kıyafet hediye veriyordu. O yüzden böyle bizi gifting hediye suite'ine davet ettiler. Ve orada da böyle bir fotoğraf çekilmişim. Çatı katında. Stüdyo çekimlerimiz devam etti. Marka işbirlikleri yabancı kanalımda. Mavi ile tekrar bir işbirliği yaptık. Onun için bir tane çekim yapmıştım. Marc Jacobs'ın yılbaşı işbirliğinin fotoğraflarını çekmiştik. Bu fotoğrafların hepsini annem çekti yani. Helal olsun, profesyonel bir şeye benziyor. Ve inanır mısınız bilmiyorum ama en son mesela annemlerle annemin hatta kanalında belki izlemişsinizdir. Böyle bir tane arabanın içinden bir gittiğin bir şeylere gittik. Hani çok güzel anlattım. Hani arabayla sürülüyoruz böyle. Drive-through. Mesela değişik. 2020'de bence ilk defa böyle bir şey çıktı. Eskiden böyle arabanın içinde otururken böyle camlardan dışarı bakıp böyle süslemeleri izlemek mi vardı? O kadar da eğlenceli değil. Ama hani evde oturmaktan bir tık daha eğlenceli. Ve dün de Christmas'tı. Bu kadar. Sizin de gördüğünüz gibi birazcık duygusal olarak inişli çıkışlı olsa da çok monoton bir şekilde devam eden bir seneydi. Yapacak bir şey var mı? Yok. Nasıl, böyle bir video nasıl bitirilir? Değişik bir deneyimdi, değişik bir tecrübeydi. Böyle büyük ihtimalle de devam edecek 2021'de. Her ne kadar hani zaman, takvim, insanlar tarafından fabrike edilmiş böyle yapay konseptler olsa da sayfayı çevirmenin yarattığı bence böyle bir mental bir temizleme, bir detoks, bir reset tuşu var. Hani başa sar tuşu. O yüzden bu sene öğrendiklerimle hani daha olgunlaşmamla birlikte bu sefer hani 2019'u kapatıyoruz videomun sonunda dediğim gibi beklentiler yaratmayacağım kendime. Tek beklentim her şeye açık olmak. That's it. Ve her gün bir hafta sonra yerine de yarını planlama gibi bir lüksümüzün olmadığını fark ettik bence. Ve bundan bence çıkarabilecek değerli bir ders var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda sizlerle görüşmek üzere. Sizin de eminim ki zor bir 2020'niz geçmiştir. Herkesin hikayesi, herkesin journey'si farklı ve tek odaklanmamız gereken kendi hikayemiz, kendi timeline. Zaman çizelgesi. Kendi zaman çizelgemize odaklanmamız lazım. Çünkü başka insanların hayatlarına odaklanırken ya da kendi hayatımızı başka insanların hayatlarıyla karşılaştırırken tek yaptığımız şey kendi hayatımızı geliştirmekten zaman çalmak. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bye! Abone olun! Bu videonun bitmesine son 5